Sevgili gençler merhabalar, ben Veysel Hoca. Hız ve renkçi yazıyoruz. En son araçlar çözmüştük, elektrik kısmını bitirdik. Şimdi manyetizma kısmındayız. Öğrenciden genelde en zorlandığı kısım AYT'de burası oluyor. Biliyorum onu. O yüzden güzel işleyelim, ayrıntılı işleyelim. Manyetik alan, manyetik kuvvet diyelim bakalım. Birinci sorumuza başlayalım. Çekirdeki devrede K anahtarı kapatıldığında devrenin yan tarafındaki pusulanın iğnesinin saptığı gözleniyor. Pusulanın iğnesindeki sapma ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Niye sapar arkadaşlar? Anahtarı kapattığın üreteçten dolayı telden akım geçti. İyi akım geçti. İyi akım geçti. İyi akım geçti. Tek akım geçen tel etrafında manyetik alan meydana getirir. Telin manyetik alan doğrultusunda pusula iğnesi sapar. Hemen buna doğrultusu teğet olacak şekilde sapar. Peki önceden neredeydi pusula iğnesi? Yeri manyetik alanı gösteriyordu ya. Demek burası kuzey kutbuymuş demek ki. Burası kuzeymiş demek ki. Kuzey. Burası da güneymiş demek ki. Böyle gösteriyormuş. Peki telden geçen manyetik alan doğrultusunda sapar. Hatta ikisinin birleşkesi doğrultusunda sapar aslında ama sapar yani. Bunun sapmasının nedeni nedir? Telden geçen akımın etrafında oluşturduğu manyetik alandan dolayı bu manyetik alan yönünde sapar bir miktar deriz. Evet, hangisi doğrudur? Telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan etkisiyle pusula iğnesi sapmaktadır. Doğru bir ifade. Telden geçen akımın oluşturduğu elektriksel alan etkisiyle pusula iğnesi sapmaktadır demiş. Yalan. Arkadaşlar şu cümleyi iyi dinleyin. Manyetik alan kaynağı durgun yükler değil. Olmadı. Elektrik alan kaynağı durgun yükler. Manyetik alan kaynağı ise hareketli yüklerdir. Tekrar söylüyorum. Elektrik alanın kaynağı durgun yükler. Manyetik alanın kaynağı ise hareketli yüklerdir diyebiliriz. Peki buna göre telden geçen akımın oluşturduğu elektriksel alan olmaz arkadaşlar. Durgun yükün elektrik alanı olur. O yüzden anahtar tekrar açıldığında pusula iğnesi eski haline geri döner demiş. Doğru. Peki anahtar açıldığında akım sıfır olacak. Önceden nereye gösteriyorsa, kuzey kutbunu gösteriyorsa şimdi de kuzey kutbunu göstermeye devam edecek yani. Doğru cevap 1 ve 3'tür dolayısıyla. Evet. Şekilde kestire verilen nasların etrafında oluşan manyetik alan silleri hangisi gibidir demiş. Arkadaşlar hemen şöyle özetleyelim isterseniz. Mıknatıslı manyetik alan neymiş bakalım. Mıknatıslı manyetik alanı. Peki mıknatısın N kutbu burası, S kutbu burası olsun. N'den çıkan S'ye giren. N'den çıkan S'ye giren manyetik alan silgileridir. Şu cümlelere dikkat edelim yalnız. Not alın. Manyetik alan silgileri kapalı eğrilerdir. Elektrik alan silgileri öyle değil ama. Farkı bu. Elektrik alan silgileri kapalı eğriler olmak zorunda değil. Fakat manyetik alan çizgileri kapalı eğrilerdir. Mıknatısın dışında N kutbundan S kutbuna doğru. Mıknatısın içinde ise S kutbundan N kutbuna doğrudur. Dikkat edin. N'de başlayıp S'de bitmemiş arkadaşlar bakın. İçinde de var. Kapalı eğriler demek şu demek. Şu bir kapalı eğri. Şu bir kapalı eğri. Yani içinde S'den N'ye doğru manyetik alan var. Ama dışında N'den S'ye doğru manyetik alan var. Buna dikkat edelim yalnız. Tekrar sorumuza gelelim şimdi. Aynı kutuplar birbirini iteceği için. Mesela burası N kutbu olsun. Burası da N kutbu olsun. Peki N kutbu ile N kutbu arasında nasıl bir manyetik alan silgisi oluşur? İtecekler birbirlerini ya. Şöyle. Şöyle bir şey oluşur. Ama N'den çıkan N'den çıkan çizgiler olduğuna dikkat edelim yalnız. Peki bu niye olmaz? N'den çıkmış S'ye girmiş doğru da. S'den çıkmış kardeş bu olmaz ki. Bundan dolayı olmaz ha. Peki bir kere S'yi iter doğru da oklar içeri doğru girseydi doğru olurdu. O yüzden bunu geçtik. Peki B şıkkına bakalım. B şıkkına bakalım. E doğru. N'den çıkmış N'den çıkmış birbirini itmişler bunlar yani. Şöyle olmuş aslında çizgiler. Doğru. Peki S de S'yi itmiş. Onlar da böyle. Onlar da böyle. Ve S'ye girmişler hep. Gördünüz değil mi? Problem yok. S'ye giren çizgilerdir. Doğru bir ifade. Peki böyle niye olmaz hocam? E N'den ne olmaz ki? İtmesi lazım birbirlerine. O yüzden olmaz. E N'den ne itmesi lazım birbirlerine. O yüzden olmaz. Peki bu da itmiş. Ama N'ye girmiş oklar. Bak dikkat edin. Burada oklar N'ye girmiş ya. O yüzden bu olmaz. Doğru cevabımız B şıkkı dolayısıyla. N'den çıkan S'ye girendir. Kapalı yerlerdir. Unutmayın. Üçüncü sorumuz. Manyetik alan silgileri mıknatısın N kutbundan S mıknatısın N kutbundan çıkar S kutbuna girer. E doğru. Bunda problem yok. Manyetik alan silgilerinin başlangıçları mıknatısın N kutbu, bitişleri S kutbudur. Değildir işte. Dedik ya kapalı eğrilerdir. N'de başlayıp S'de bitmez. İçinde de var ya. O yüzden bu yanlış bir ifade. Mıknatısın içinde S kutbundan N kutbuna doğru manyetik alan oluşur. Doğru. Gösterdik biraz önce. Tekrar gösteriyorum. Dışında N'den S'ye doğru. Ama içinde S'den neye doğru manyetik alan olduğuna dikkat edin arkadaşlar bakın. O yüzden burası önemli. Peki doğru cevabımız neymiş? 1 ve 3'müş yani denizliymiş.
Evet, dördüncü sorumuz. Üzerinden iyi akım geçen tel şekildeki gibi yatay düzlemde sayfanın ortasından geçecek şekilde yerleştirilmiştir demiş. Telin çevresinde oluşan manyetik alanla ilgili. Hemen gösterelim. Hemen özetleyelim tekrar. Evet. Arkadaşlar düz telin manyetik alanından başlayalım bakalım. Akım geçen düz telin etrafında manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan şiddeti B eşittir K çarpı 2'yi böl diyedir. Bu K'nın değerini açılımını vermişim burada. Mü sıfır ortamın manyetik geçirgenlik katsayısı demektir. Böyle 4π'dir. Bazen sorularda bu da isteniyor. Bunun üzeri eksi 7'yi sizin bilmenize gerek yok. Sorularda verilir ama bazen bunun cinsinden istendiği için bilmemiz gerekebilir bunu. K çarpı 2'yi bölü D'dir. Bu K sabittir. Kulomb sabit değil ama. Peki E. Sahil kuralı. Manyetik alan vektörel bir yüktür. Yönü sahil kuralıya bulunur. Neymiş sahil kuralımız? Baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde. Tabi düz telde bu. Çembersel telde farklı. 4 parmak da manyetik alan yönünü gösterecek şekilde sahil kuralı vardır. Peki hemen gösterelim. Baş parmak akım yönünü gösteriyor. Düz telde 4 parmağım içeri doğru gösteriyor çarpı. Peki telin solunda 4 parmağım dışarı doğru gösteriyor. Nokta. Dışarı nokta demektir. İçeri çarpı demektir. Baş parmak akım 4 parmak manyetik alan yönünü gösterir. Sağda içeri, solda dışarı görebiliyoruz herhalde. Peki telden D uzakta, dik uzaklıkta yalnız. Telden D uzakta manyetik alan şiddeti nedir diye sorulursa işte o şiddet budur. B manyetik alan şiddeti de K çarpı 2'yi böl D'dir. Bilmemiz gerekir. Peki buna göre bakalım şimdi tekrar sorumuza dönelim. Üzerinden iyi akım geçen tel şekildeki gibi yatay düzlemde sayfanın ortasından geçecek şekilde yerleştirilmiştir demiş. Baş parmak akım yönünü göstermek üzere 4 parmak sayfa düzleminden içeri değil. Yalnız bu şöyle yalnız. Dikkat edin. Şöyle şu tarafa doğru gösteriyor. Yani B doğru göstermiş yani burada sıkıntı yok. Peki D uzaktaki B manyetik alan şiddetine verilen ifade nedir arkadaşlar? K çarpı 2'yi böl D'dir. Bu formüle göre yorum yapalım bakalım şimdi. 1. Telin içerisinde oluşan manyetik alanla ilgili hangiler doğrudur demiş. Akımın şiddeti artarsa manyetik alan şiddeti de artar. E doğru. Doğru orantılı akımla doğru orantılıdır. Doğru bir ifade. Tele olan uzaklık arttıkça manyetik alan şiddeti azalır demiş. Uzaklık artarsa manyetik alan şiddeti azalır. Doğru bir ifade. Başka? Akım yönü ters çevrilirse manyetik alan yönü de değişir demiş. E doğru bir ifade yani. Bu sefer aşağı doğru olacak. Şu tarafa doğru olacak. Ters yönde olacak bu sefer. Değişiyor. Doğru bir ifadedir. Yalan yok bunların içinde. Hepsi doğrudur. Beşinci sorumuzdayız. Beşinci sorumuzda üzerinden iyi akımı geçen üzerinden iyi akımı geçen telin etrafındaki KLM noktalarında oluşturduğu manyetik alan şiddetlerini kıyaslayın demiş. Gayet kolay. Yön sorulsaydı eğer, yön sorulsaydı baş parmak akım yönünü göstermek üzere 4 parmağım K ve L'de içeri doğru gösteriyor. Ama M'de dışarı doğru gösterdiği için ne diyecektim? Yön sorulsaydı eğer bu da çarpı B var. Bu da çarpı B var. Bu da nokta B var diyecektim dışarı doğru olduğu için. Peki B eşittir K çarpı 2i bölü D formülüne göre i'ler aynı olduğuna göre D ile ters orantılı manyetik alandır. En yakında en büyük hatta buna B dersek manyetik alan şiddeti oran sorulabilir bazen. 2D'de B bölü 2 olur. 3D uzaklıkta ise B bölü 3 olur. Dolayısıyla en yakında en büyük manyetik alan şiddeti olduğundan K büyüktür, L büyüktür, M'dir diyebiliriz cevabımıza. K büyük, L büyük, M nerede varsa. Evet. Bakalım şimdi. Sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilen x, y telleri ve sayfa düzleminde yerleştirilen z tel üzerindeki akımlar i, 2i, 3i'dir. Buna göre x, y, z tellerini oluşturdukları manyetik alanların hangisi sayfa düzlemindedir demiş. Altını çiziyorum. Sayfa düzlemindedir. Arkadaşlar, şu z telin oluşturduğu akım sayfa düzlemine dik içeri doğru veya dışarı doğrudur. Şöyle hemen z tel için gösteriyorum yalnız. Baş parmak akım yönü 4 parmak telin üstünde dışarı, altında içeri doğrudur. Sayfa düzlemine değildir. Sayfa düzlemine diktir. O yüzden sayfa düzlemindedir diyemeyiz buna yani. Diktir çünkü. Peki x tenin oluşturduğu manyetik alan bir de y tenin oluşturduğu manyetik alan şöyle bulunur. Hemen teli merkez alan bir çember çizerim. X tel için konuşuyorum. Nokta i demek dışarı doğru akım geçiren bir tel varmış demektir. 4 parmağım baş parmak akım yönü 4 parmağım manyetik alan yönünü göstereceği için bu manyetik alanları hangi noktada sorulursa bu çembere teğettir her zaman. Çembere teğettir. Sayfa düzlemindedir yani. X sayfa düzleminde. Peki Y için konuşuyorum şimdi. Baş parmak akım yönünü göstermek üzere 4 parmağım şöyle gösterecek. Şöyle gösterecek yani. Peki o da şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru manyetik alanları yerine getirecek. Hem X'in hem de Y'nin oluşturduğu manyetik alanlar sayfa düzlemindedir diyebiliriz yani.
Bu sayfa düzlemine değil, sayfa düzlemine diktir arkadaşlar bunun. O yüzden X ve Y'dir cevabımız. X ve Y'dir cevabımız. 7. soru. Üzerinden 2i ve i akım geçen x, y telleri sayfa düzleminde yerleştirilmiştir. O noktasında bileşik manyetik alan kaç ki bölgedir? Arkadaşlar manyetik alan vektörel bir üyelik olduğundan dolayı işlemler vektörel yapılacaktır. Yalnız yön önemli burada. Peki x'in O'da oluşturduğu baş parmak akım yönünü 4 parmak manyetik alan yönünü içeri doğru çarpı bx var mı burada? Ona karar verelim önce bir. Çarpı bx. Peki y telinin baş parmak akım yönünü göstermek üzere 4 parmağım o da yine içeri doğru gösterdiğinden dolayı o da çarpı BY olur. X'in toplamını aynı yön olduğu için toplayacağım yani. B O'daki bileşik manyetik alan eşittir. BX artı BY deriz. Aynı yön olduğu için topluyorum yalnız büyüklük olarak. Peki B O eşittir. X'in 2i bölü 2'de K çarpı 2 formülden var unutmayalım onu yalnız. 2 çarpı 2i bölü 2'de artı i bölü d gelecek buradan. K çarpı 2 formülden var ha. Ben uydurmuyorum onu. 2 çarpı i akım bölü d. Şu 2 daha gitsin buradan. 2K i bölü d buradan var. 2K i bölü d buradan var. O da bileşik manyetik alan. Toplam ne oldu? 4K i bölü d'dir. Velhasılı kelam. Peki neymiş doğru cevabımız? B şıkkıymış. 4K i bölü d'dir. 2'yi unutmayacağız formülde yalnız. Ona göre. Geldik 8. soruya. Üzerinden i, 2i, 4i akım geçen x, y, z telleri şekildeki bir sayfa düzlemine yerleştirilmiştir. X telinin o noktasını oluşturduğu manyetik alan B olduğuna göre o noktasının bileşik manyetik alan kaç B'dir demiş. Bakın arkadaşlar yönlere dikkat edelim. Eksi artı önemli burada. Peki demiş ki x telinin i akım geçen telin D uzakta oluşturduğu manyetik alan arkadaşlar siz B demiş ya size içeri doğrudur bakın. Hemen şöyle göstereyim ben. X telinin oluşturduğu BX eşittir. K çarpı 2i bölü D'ye sen B demiş misin kardeşim? Evet. Ne tarafa doğru bu? Çarpı. Tekrar gösteriyorum niye çarpı? X'ten de geçen akım baş parmak akım yönü 4 parmağım o noktasında içe doğru gösterdiği için çarpı. YT'nin oluşturduğu tek tek gidiyorum. BY eşittir. Peki 2'nin 2D'de oluşturduğu aslında K çarpı 2 çarpı 2i bölü 2D olduğu için o da aslında B'dir. Peki ne tarafa doğru YT'nin oluşturduğu? Hemen gösteriyorum. Baş parmak akım yönü 4 parmağım o noktasında içe doğru gösteriyor. Bakın şöyle içe doğru gösteriyor. O yüzden bu da çarpı B. Peki ZT'nin geçen akım bu yönde. 4 parmağım o noktasında dışarı doğru gösteriyor. Dikkat edin. O yüzden ZT'nin meydana gelen manyetik alan BZ eşittir. K çarpı 2 formülden var. Çarpı 4i bölü D deriz. Pekala ne diyeceğiz buna şimdi biz? Sen k i bölü d'ye 2 i bölü d'ye b dediysen buna ne diyeceksin? 4 b diyeceksin. Peki ne tarafa doğru? Dışarı doğru. Peki bileşik manyetik alan ne oldu şimdi bakalım mı? Bileşik manyetik alan ne oldu şimdi? Sen bana b dedin ya. Bileşkesi bunların ne kadar? Bileşkesi bunların 2 b. Ne tarafa doğru? Nokta. Sen çarpıya b dediysen noktaya eksi 2 b demen lazım. Dolayısıyla doğru cevabımız eksi 2 b olur yönden dolayı. Çarpıya b demişin. Nokta 2B'ye eksi 2B dersin yani dolayısıyla. 9. sorumuzdayız. Son sorumuzdayız. Üzerlerinden 2i akım geçen x, y telleri şekildeki gibi sayfa düzlemine yerleştirilmiştir. Buna göre o noktasının bileşik manyetik alan kaç ki bölgedir demiş. Peki y telinden geçen şu. Arkadaşlar x telinden geçenin 2D değil. Dik uzaklığı alırız. Dik uzaklığı alırız. Peki 90 karşısındaki kenar 2D ise 30'un karşısındaki kenar D olduğunu görebiliyoruz herhalde. Şimdi geldi sıra yönlere. X tenden geçen manyetik alan dışarı doğru O'da, dışarı doğru nokta BX diyebiliriz buna. Peki Y teninden geçen şu Y teli ya. Y teninden geçen manyetik alan baş parmak akımını 4 parmak içeri doğru gösterdiği için nokta değil çarpı BY diyebiliriz ona. Pekala şimdi bakalım. O'daki bileşik manyetik alan BO eşittir X'in farkı. Y'den X'ten geçen 2 olduğu için daha büyük manyetik alan Y'den getirecek. Aynı uzaklıkta BX eksi BY diyebiliriz. X'in farkını alıyorum. BX derken K çarpı 2 formülden var. 2i telden geçen akım bölü D uzaklıkta. Artık dik uzaklığı D aldık burada. Eksi Y'nin manyetik alanı ise K çarpı 2i bölü D de oradan gelecek. 4KI bölü D'den 2KI bölü D çıkarsa 2KI bölü D gelir bileşik manyetik alan.
Yön sorsaydı x'in yönünde diyecektik. Yani nokta diyecektik ama yön sormamış. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Yani 2K'yı bölü D'dir dolayısıyla. Peki devam edeceğiz. İkinci videomuzla görüşmek üzere.